900 bin lira bir bağış parası toplandı. İçişleri Bakanlığı hemen bu parayı dondurdu, bloke etti. Buradaki yanlışımız nedir? Eğer yanlışımız şu diyorsanız, yani biz gerçekten bağış adı altında toplanan paralar yasal değildir diyorsanız, ben hemen açıklayayım. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 59. maddesinin G bendi. G bendinde belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi de halka hizmet götürebilmek amacıyla bağış toplamaktır. Yani bu yasal mı? İşte yasal. Adını söylüyorum. Hatta geçen haftaki programımızda halk için, halk adına konuklarından biri Avukat Salim Şendi, önemli bir hukuk insanı. O da madde madde anayasadaki maddeleri tek tek saymak suretiyle belediyelerin halktan bağış toplamasının son derece yasal olduğunu evet. belirtti. Yasal. Yani ben bunu diğerlerini de söyleyebilirim ama vakit almadan neleri engelliyorlar ona bakmayın. Peki niye yanlış yapıyoruz gerçekten? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında derhal soruşturma açmışlar. Hı hı. Şimdi ben merak ediyorum. Onun hakkında soruşturma açtığınızda siz neden Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma açmıyorsunuz? Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı 59. maddeyi gerekçe göstererek bağış toplamak için müracaatta bulunmuş işte belgesi. Hı hı. Diyor ya bizim için aldatıyorlar, yalan söylüyorlar diye. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi belgeleriyle söylüyoruz. Aldatmıyoruz, yalan söylemiyoruz. Bir, yasal bir şey yapıyoruz, engelliyorsunuz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni engellemiyorsunuz. Millete gidecek olan yardımları engelliyorsunuz. Kaç kişiye yardım yapılacaktı bu bağışlarla? 10 gün içerisinde 500 bin bağışçı, 500 bin bağışçı sadece İstanbul'da bağış yapmak için müracaatta bulunmuş yaklaşık 2 milyon insan ediyor. 2 milyon insan. Ve şu anda bu bağışı... Hayır, yani bu...